Günaydın sevgili gençler. Günaydın hocam. Sistemlerine geçiş yapacağız bugün. Daha doğrusu geçiş yaptık. BIOS'u anlattım ben size. BIOS'un işlevini anlattım. BIOS'un çalışma mekanizmasını anlattım. Bunları anlatmış mıydım size? Hatırlıyor musunuz? Yok mu hatırlayan aranızda? Uyuyor musunuz hala? Gençler bir ses verin. Buradayız hocam. Burada mısınız? Sesiniz çıkmıyor. Günaydın dedim. Bir kişi cevap veriyor. Diğerleri uyuyor galiba. Hocam benim internet biraz sıkıntılı da bazen sesimiz robot gibi geliyor. Tam anlaşılmıyor. Vallahi şu an harika geliyor. Ortan. Bu sesin Hocam robota ben geliyor. Kadir. Pardon Kadir. Şimdi en son ne yaptık Kadir? Hatırlıyor musun Kadir? En son quiz olmadık mı? Quiz olduk. BIOS anlatmadım ben Ama size. BIOS'a geçtik ya. BIOS'a geçiş yaptık değil mi? Evet Nurcan hocam. burada mı? En sona kaldık. Mertcan. Evet, BIOS'a geçiş yaptık hocam. BIOS'a geçiş yaptık evet. Binnur burada mı? Yaroslav burada mı? Buradayım hocam. Peki burada olduğunuzu bir ispatlayayım mı? Duyalım sesinizi. Aleyna, Emirkan. Buradayım hocam. Peki burada olduğunuza sevindim. Şimdi en son ne yaptığımızı şuradan bir hatırlayalım. BIOS yaptık ama BIOS'ta nereye kadar geldik? Bilişim tek BIOS nedir? Ondan önce bayağı iyi ilerledik. Oynatma listelerine pardon. Hop. Dur, 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 dur. Sakin ol. Tıkladık. Bayağı tıkladık. Oynatma listeleri. 10 BTT. Host ekranına geldik. Host ekranı yani butun buradayız. Evet şu. Burada bir anahtar kelime var. Boot. Bilgisayarın açılışı sırasında hangi sürücülerin hangi sıraya göre okunması gerektiğini bu bölüm belirler. Esasen BIOS'ta en çok değiştirdiğimiz, en çok ayarladığımız yer burasıdır. Burayı neden ayarladığınızı, ne zaman buraya ihtiyaç duyduğumuzu şöyle anlatalım. Diyelim ki bilgisayarınıza format atma dediğiniz yeni bir işletim sistemi kurma işlemi yapıyorsunuz. Bu işletim sisteminde bir CD'den veya bir flash bellekten yapacaksınız. Dolayısıyla bilgisayarınızı bir flash bellekten veya CD-ROM'dan başlatmanız gerekiyor. BIOS'a girip bilgisayarın açılış yoklamasını sırasını değiştirmeniz gerekiyor. Yani gidip normalde işte bir hard diskten açılırken bilgisayarınız kendi hard diskinden, rutini budur, hard diskinden açılır. Bu sırayı gidip flash bellek ile başlat ya da flash bellek sırasını öne al. Flash bellekten okumaya başlasın demek için gidip bunun boot ayarlarından bu sıralamayı değiştirmemiz gerekiyor. Ya da işte kalmadı ama CD ile kurduğumuzu varsayalım. Gidip boot sırasına CD'yi bir numaraya almanız lazım. En başa almanız lazım. Ama günümüzde CD'ler pek kullanılmıyor. Modası geçtiği için flash bellekte kurulum yapıyoruz. Boot seçeneklerine gelip bu sıralamayı
Flash belleği başa alarak yapmamız lazım. Geldik post ekranına. Post power on self test anlamına geliyor post. Bir bilgisayarın işletim sistemini yüklemesinden önce gerçekleştirdiği işlemlerdir. Dikkat edin buraya bakın işletim sistemini yüklemeden önce. Yani bilgisayarınızı açtınız siyah ekran geçiyor. Windows logosu gelene kadar yapılan işlemler post işlemleridir. Power on self test. BIOS tarafından gerçekleştirilen işlemler adından anlaşılacağı gibi açılışta yapılan test işlemleridir. Bu testler bilgisayar arasında sistem bileşenleri ve bellek miktarı gibi testleri içeriyor. Bilgisayarı ilk açtığınızda işlemciyi kontrol ediyor. Sonra belleği kontrol ediyor. Sonra diğer çevre birimleri işte fare takılımı, mouse takılımı bu işlemleri, bu yoklamaları yaptığı yer post ekranıdır. Yani post işlemlerine girer bu işlemler. BIP kodları gelir. Bakın ayrıca sistem çalışmaya devam edemediği durumlarda post sonucunda BIP diye sesler gelir. İşte kısa gelir, uzun gelir. Bu BIP kodlarını anakartın kitapçığından açıp bakmak lazım. Mesela 3 defa peş peşe öterse, bir kere kısa öterse, bir kere uzun öterse bunların hepsinin bir sebebi var. Mesela ne diyor? Bu ses kartlarının kitapçığından görüntü, monitör takılı değilse mesela, görüntü yoksa farklı bir ses gelecektir. RAM takılı değilse farklı bir ses gelecektir gibi. Gelelim. Bakın bir post ekranı. Bu ekranlar yerini genelde günümüzde logolara bırakmıştır. Ama post ekranını göster deyip bu ekranı da görebilirsiniz ama genelde logolar devreye giriyor. Yani bunu pek göstermiyorlar artık ama bu da var. Bilginiz olsun. Peki CMOS setup'a gelelim. CMOS setup dedi BIOS'un işte yazılımının olduğu yer. BIOS anlatırken enable ve disable kavramlarını kullanacağız. Enable aktif, disable ise devre dışı pasif anlamına geliyor. Yani enable true, disable false anlamına gelsin. Enable aktif, disable pasif anlamına gelecek burada. BIOS verilerini tutan yarı iletken ne verilen isim CMOS demiştik. BIOS setup'ı ilk açtığımızda ekrana gelen menüye de CMOS setup denir. Yani şu CMOS setup'tır. Standart bir CMOS setup. Geçen ders bahsetmiştim. Klavyedeki yön tuşlarıyla bakın burada anlatıyor. Yukarı aşağı gitmek için ve sağa sola gitmek için yön tuşlarını kullanıyorsunuz. Çıkmak için ESC, F10 kaydet ve çık tuşudur. F5, F6 da bazı yerlerde seçenekleri değiştirmek için kullanılıyor. İndik aşağı. Buradan neler yapabilirsiniz? Tarih saat değiştirebilirsiniz. Bakın. Standart CMOS setup. Sabit disklerin sırasını görebilirsiniz. Sabit diskleri değiştiremezsiniz. İşlemci RAM'i değiştiremezsiniz. Bunları sadece bilgi ekranı olarak kontrol ediyoruz. Bunun dışında isimlerinden de zaten net anlaşılıyor. Şifre koymak için set user password, daha yetkili bir şifre koymak için set supervisor password, kaydedip çıkmak için ya da kaydetmeden çıkmak için seçenekler var. Load optimized default var. Burada default kelimesi varsayılan anlamına geliyor. Yani en iyi ayarları geri yükle. Load optimized default anlamına geliyor. CPU ratio voltage control, işlemcinin overclock yapılmasını sağlayan bir seçenektir. Voltaj ve çarpan sayısı çarpanını değiştirmek için kontrol ediyor. Bu arada her BIOS'ta bu menüler olmak zorunda değildir ama en azından bir save, exit, password bunlar vardır. Bu da eski bir BIOS'tur. Bunu da sıkıştıralım araya.
Peki geçelim bunlara. Halt on. Post sırasında bir donanım hatasıyla karşılaşırsa işlemi durdurur. Halt on seçeneği eğer enable ise durdurur. Disabled ise hata olsa da bilgisayarı açar ama ilerlemezsin. Bakın hatalar neler olabilir? Halt on'da bunlar da eski seçeneklerdir. Aslında yeni BIOS'larda bunlar yok. No error post hiçbir hata olsa da durdurmaz. No all error BIOS bir hata tespit edildiğinde durur ve size bu hatayı düzeltmeniz için uyarıda bulunur. All but keyword post bütün hataları dışında hatalarda durdur. Yani klavye hataları dışında ki olan hatalarda durur. Yine burada disketten bahsediyor. Bakın ne kadar eski olduğunu disketten anlayabilirsiniz. Peki geçelim biz bunları. BIOS Feature Setup. BIOS Feature Setup. Bakın şu standart var. Ve bakın biri CMOS diyor, biri BIOS diyor. Advanced kısmına bakalım. Seçeneklerle ilgili anahtar kelimeleri bilmeniz lazım burada tabii. Internal Core Speed çarpan, işlemcinin çarpanını anlatıyor. Virus Warning bu seçenek Enabled konumuna getirmişse diskin boot sektörüne veya bölmelerin tablosundaki kazara veya virüs marifetiyle değişiklik yapmasını engeller. Yani boot sektörü korumak için Virus Warning Enable olabilir. Sisteminizin performansı arttırmak için bu seçenek sürekli Enable tutmalısınız. Neymiş o? CPU Internal Cache. İşlemcinin ön belleğini kullansın mı kullanmasın mı? Bunu sormuyorlar bile artık. BIOS Update. BIOS güncellemesine müsait olsun mu? BIOS'u güncelleyeceksiniz bunu. Enable yapmanız lazım. Peki. Self test. Bakın postun testini 4 yerine bir kez yapılmasını sağlar. Sistemin hızlı açılmasını sağlamak için enable konumuna getirmelisiniz. Boot sequence az önce anlattığım giriş birimlerini yani hangi elemanların sıralamada olacağını, hangi sırada olacağını anlatan bir seçenektir. Geçelim bunları da sevgili gençler. Çok fazla detay var burada. Bunları kurcalayıp öğrenmeniz lazım. Şurada açıklamaları var. Geçiyorum bunu. Bu özellikle pek kalmadı. Power Management Setup. Güç yönetim modlarıdır bunlar. Yani bilgisayarınızın uyku moduna geçmesini ya da geçmemesini şey yapar. Güç tasarruf moduna geçip geçmemesini sağlar. Max Saving getirmenizse durumunda kısa bir süre sonra kullanmadan şey yapar. Güç tasarruf moduna geçer, uyku moduna geçer. Bunları da Windows'tan ayarlıyoruz aslında. Bunlar da pek kalmadı. Geçelim başka ne olabilir? PMP PCI Configuration. Burada tak çalıştır desteği olan aygıtlar için PCI veri yolu veya PCIX veri yolunun kullanıp kullanılmamasını sağlar. Yani yeni bir cihaz aldığınızda bu bölüm aktif olmalı. Yeni bir ses kartı vesaire taktığınızda. Integrated Peripherals. Bu bölümün anakart üzerinde bulunan donanım özelliklerini değiştirebilirsiniz. Örneğin onboard modem, ses kartı, ekran kartı aygıtlarınız varsa bunları buradan açıp kapatabilirsiniz. İşte bu. Peripherals, Integrated Peripherals kısmından onboard olanları açıp kapatacaksınız. Ama dediğim gibi her BIOS'un seçenekleri bu isimlerle geçmeyebilir. Farklı kelimelerde kullanılmış olabilir. Ama böyle bir şey varsa, yani standart bir BIOS ekranınız varsa, Avart BIOS'unuz varsa böyle olacaktır. Gelelim boot setup'a.
Boot setup. Nerede boot setup? Boot setup. Evet. Bakın boot setup bu çok eski bir şeydir. BIOS CMOS menüsüdür. Bunları da anlattım. Load BIOS default. BIOS'un fabrika ayarlarını geri yüklemek için kullanılır. Load default setup. Aynı şekilde fabrika ayarlarını yükler. Peki geçiyoruz. Diski batch sektörlere karşı kurtarma çalışımında kullanılabilecek bir durumu da bu da pek yok artık yeni disklerde. Kaydet çık ve kaydetmeden çık seçenekleri burada mevcut. Peki hata mesajlarına bakalım. Bu hata mesajları önemli. Neden önemli? Çünkü bilgisayar size derdini bu şekilde anlatacak. Yani bir monitör, bir klavye takılı olmadığında nasıl anlatacak bilgisayar derdini size? Ses çıkarttırarak. Bir, sürekli ses olursa güç kaynağı arızası. İki, bir çok kısa bip. Anakart arızalı. Bir tane uzun çıkartırsa bellek hatası. Bir uzun, bir kısa çıkartırsa BIOS çipi arızalı. Bir uzun, iki kısa çıkartırsa ekran kartı arızalı. Bir uzun, üç kısa çıkartırsa ekran kartı yine sıkıntılı. İki uzun, bir kısa RAM'deki kaynaklı ekran. Gördüğünüz gibi 11 kısaya kadar gidiyor. Tampon bellek hatasına kadar gidiyormuş. Bunları da bu şekilde kontrol etmek gerekiyor. Bu tabloyu teknik destek uzmanları, daha doğrusu anakart konusunda uzman olan kişiler ezbere bilirler. Kitapçık açıp tabloya bakmadan anakartın ne sıkıntısı var anlarlar. Esasında bu seslere de gerek yok. Bunların gelişmiş cihazları var. Anakartı taktıklarında anakartın hangi bölgesinde sorun var o anlaşılır. Ama tabii burada anakartın dışında parçalar ile ilgili de bilgi veriyor. Şunlara bakalım, hata mesajlarına bakalım. Daha sonra bitirelim modülümüzü. Yazılı hata mesajları. BIOS checksum error, sistem halted. BIOS çipindeki bir hatayı gösterir. Çipte fiziksel bir hata veya BIOS yazılımında bozukluk olabilir. BIOS'u update etmeniz önerilir. Battery failed, batarya başarısız, yani pil bitmek üzere ya da bitmiş, pili değiştirin. Herhangi bir nedenden dolayı BIOS ayarlarında bozukluk olmuş. Büyük ihtimalle BIOS pili yüzünden olabilir. Checksum error, load default yukarıdaki gibi. Floppy disk fail, floppy disk bağlı değil ya da çalışmıyor. Keyboard error or no keyboard present. Klavye bozuk ya da klavye yok. Memory test fail, bellekte bir sorun oluşmuş, bellek testi başarısız diyor. Hard disk fail, disk bağlantısında sorun var. Disk ayarları birbirini tutmuyor. Disk yok ya da diskte sorun var anlamına gelir. BIOS checksum error, system halted. BIOS çipinde bir hatayı gösterir. Bakın yukarıdakinin aynısı. Yani checksum error. BIOS'ta ya pil bitmiştir ya da BIOS'ta başka bir sorun vardır. Genelde pil bittiğinde veriyor bunu. Bunun dışında bir hata varsa BIOS'u update etmek gerekir, güncellemek gerekir. Bu da işe yaramıyorsa daha büyük problem vardır demek ki. Bunu da anlattık, bunu da anlattık. Niye aynı şeyleri yazmışlar burada? Evet. Bunlardan da bahsettik. Hata mesajlarının bulunması. Disk boot failure, insert system disk and press enter. Bakın bu çok karşılaşılan bir hata mesajıdır. Sistem boot edemiyor. Hard disk bağlantısında sorun olabilir. Ya da sisteminiz çökmüş olabilir. Hard diskteki
boot dosyaları silinmiş olabilir. Bu durumda format atmanız gerekebilir. Eğer hard disk bağlı ve açılış yapmıyorsa boot bölümünde sorun oluşmuştur. Ah, klavye hatası. Burada başka ne var? Anakart ile ilgili bir sıkıntı var burada. Cache memory bad or not enable cache. Cache bellek bozulmuş olabilir. Ya da cache bellek anakart ile uyumsuz diyor. Başka ne hata var? Primary save slave failed. Disklerle ilgili bir sıkıntı var. Birinci kablonun ikinci diskinde sorun var anlamına geliyor. Her kablodan iki tane bağlayabiliyorsunuz. IDE için olanlar konuşuyorum. Toplamda 4 idi ama artık her kablodan tek cihaz bağlanıyor. Bunları da geçelim. Ve şu bölümü bir sonraki dersin başında yine burayı tekrar edip geçelim. Şu anda dersimiz bitti galiba. Ya da burayı bitirelim, öyle bitirelim dersimizi. ROM anakart üzerinde sonradan takılan bir çip midir? Ne dersiniz Erdem? Efendim hocam. ROM anakart üzerinde sonradan takılı bir çip midir yoksa anakartla beraber mi gelir? Anakartla birlikte gelir. Güzel. BIOS ROM içerisinde bulunan bir yazılımdır. Ne dersiniz? Evet. Evet hocam. Bilgisayar ilk açıldığında çalışır ve POST testlerini gerçekleştirir. Doğrudur. POST bilgisayarda bulunan ilk açılışta ihtiyaç duyulan donanıma doğru çalışıp çalışmadığını test eder. Doğru. BIOS'ta yapılan her değişiklik ROM'a kaydedilir. CMOS'a kaydedilir. Yani CMOS'ta bir ROM olarak kabul edilebilir. Yani BIOS'un ayarları CMOS'a kaydediliyor. Integrated Peripherals menüsü güç tüketiminin ve tasarrufunun ayarlar. Hayır, bu onboard ekran kartı, onboard işte diğer cihazları kontrol eder. Doğrudan erişim, direct media access. Doğrudan erişimde bellek devrelerinde sorun var. Evet, DMA bu anlama geliyor. CMOS battery has failed. CMOS entegresinin arızalanmış olduğunu söylüyor değil. CMOS pilinin bittiğini söylüyor. Bateri. Buradan bateriden anlamanız lazım. Bilgisayar ilk açıldığında BIOS yazılımının yaptığı teste ne denir? POST denir. Bakın bu T zaten test anlamına geliyor. Power on self test. İçerisinde bulunan BIOS yazılımı bilgisayar ilk açıldığında yüklenir. Ne dedik? ROM mu? ROM. Evet. BIOS'ta yapılan değişiklikler nereye kaydediliyor? Anakarta mı? Anakartın üzerindeki CMOS'a kaydediliyor. Tamam. BIOS yazılabilir değildir. BIOS'taki ayarlara göre BIOS'un ayarları CMOS'a kaydediliyor. CMOS. Tamam. İlk açıldığında yapılan testler anlamına gelen POST vardır. Bakın 3 tane kavram var esasında burada. BIOS'un ayarları CMOS'a kaydediliyor. Bilgisayar ilk açıldığında POST işlemi yapar. Yani Power On Self Test açıldığında kendi kendini test etmesi anlamına geliyor. Peki sevgili gençler, burada bitiriyoruz. Geliyoruz kuruluma. Bir sonraki dersimizde kurulumdan devam edeceğiz. Muhtemelen bu da ara tatilden sonra olacak. Bugün son derslerimizi işliyoruz. Programlamanın temelleri yapacağız biraz sonra. Görüşmek üzere. Görüşürüz hocam.